Üç anlaşmasına göre 11 ay kuralı nasıl anlaşılmalıdır? Bu video çalışmamızda bu konudan bahsedeceğim. Merhaba değerli arkadaşlar ben Oktay Özdemir. Çalışmamıza geçmeden önce sizlerden kanalımıza abone olmanızı, paylaşmanızı, beğenmenizi, dostlara tavsiye etmenizi rica ediyoruz ki daha geniş kitlelere ulaşabilirim. Onlar da bu çalışmalardan istifade edebilsinler. Değerli arkadaşlar Avrupa Birliği üye Schengen ülkelerinin kendi aralarında yapmış olduğu bir Dublin Anlaşması var. Şu an yürürlükte Dublin 3 var. Bu yürürlükteki Dublin 3 anlaşmasına göre mültecinin sorumluluğu hangi ülkeye ait bunu tespit ediyorlar e, bu sözleşmeyle. Yani nasıl ki su faturasını elektrik idaresine yatıramıyorsunuz yetkili değil. Aynı bu mantıkta düşünebiliriz. Vizeyi veren, parmak izini veren ülke ilticadan yetkilidir. Yani siz İtalya vizesini aldığınız halde Almanya iltica terezini Almanya İtalya'ya gönderecektir. Ya da Almanya vizesini aldığınız halde siz Finlandiya'ya gidecekseniz Finlandiya size Almanya'ya gönderecektir. Ya da İspanya'da parmak izi verdiğiniz halde siz İsviçre'ye itica edersiniz. İsviçre sizi İspanya'ya gönderecektir. Sorumluluk ve yetki anlaşmasıdır. İşte bu sorumluluk ve yetkilerin belirlendiği süreler, zamanlar var. Bununla ilgili bir seri çekiyorum. Dolayısıyla bu seriyi doğru takip ettiğinizde konu kafanızda oturacaktır diye düşünüyorum her halükarda iltica etmeden önce Dublin sorunlarını bilmek faydalı olacaktır değerli arkadaşlar. Dublin'e takıldığınızda çok yapacak bir şey yok. Burada profesyonel destek almanız gerekecek. 11 ay kuralından kasıt ne? Siz bir ülkeye iltica ettiniz ve parmak izinizi aldı. 3 ay içerisinde sizi sorumlu olan A ülkesine sorması gerekiyor. Ve 2 ay içerisinde de A ülkesinin B ülkesine cevap vermesi gerekiyor cevap vermediği takdirde de sorumluluğu kabul etmiş sayılıyor ve bu sorumluluk 6 ay daha devam ediyor. O zaman 3 artı 2 artı 6 toplamda 11 ay bu sorumluluk devam ediyor anlamına geliyor. Eğer bu 11 ay içerisinde size herhangi bir tebligat yapılmamış ve gönderim kararı almamış ise ilticanız B ülkesinde devam edeceği anlamına gelebilir. Çünkü B ülkesi siz A ülkesinin parmak izi olduğu halde ya da vizesi olduğu halde gidip B ülkesine iltica etmişsiniz. B ülkesi işini yapması gerekiyor. Sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor ve A ülkesine 3 ay içerisinde sorması gerekiyor. Sordu veya sormadı önemli değil. 3 ay bitti. Üzerinden de 2 ay geçti. A ülkesine sorması gerekiyordu ve A ülkesinin de 2 ay içerisinde cevap vermesi gerekiyordu. Vermedi ya da verdi fark etmez. Bütün bunlara rağmen bir aylık süre içerisinde sorduğu halde cevap vermedi ya da geri dönüşüm yapmadı fark etmez neticede ya da cevap verdi kabul ediyorum dedi. Her halükarda sizi bir ay içerisinde göndermesi gerekiyordu göndermediler. Eğer cevap vermediyse 6 ay geçtikten sonra Dublin düşüyor. 3 artı 2 ay geçti üzerinden bir de 6 ay geçerse toplamda 11 ay sonra Dublin düşüyor. Ama cevap verdiği halde geri kabul yapmadı ve üzerinden de 6 ay geçtiyse yine tablin düşüyor. Yani burada önemli kural legal olarak o 6 ayı o ülkede bulunmak 3 ay zaten legalsiniz, 2 ay da legalsiniz. Çünkü her harekette soruşturma devam ediyor. Ama beni gönderecekler diye kaçak duruma düşerseniz o zaman yok sayıldığınız tarihten itibaren 4 ay, 18 ay, 22 ay sonra da düşüyor. Ama burada o 6 ay legal bir şekilde kurallara uygun ve size adres gösterdiği yerde beklerseniz Dublin sorumluluğu bitiyor ve bir ülkesinin sorumluluğu başlıyor. 3 ay B ülkesinin sorumluluğu, 2 ay A ülkesinin sorumluluğu, 6 ay da A ülkesinin sorumluluğu. Bütün bu sorumluluklara rağmen bunlar yerine getirilmemişse 11 ay içerisinde Dublin uygulanmayacak gibi düşünebiliriz. Eğer siz mahkemeye itiraz yapmamış iseniz, normal sürecinde devam ediyorsa, uyumaya bırakılmışsa, sizi hatırlamamışlarsa o zaman 11 ay sonra devrin düşüyor anlamına gelir. 11 ay geçtikten yaklaşık 4-5 ay içerisinde de sizin ana mülakatınızı yapacaklardır. Ya da bu süre içerisinde yapmışlarsa cevabını vereceklerdir diye ümit ediyorum. Tabii ki bunlar benim kazanımlarım, tecrübelerim, mültecilerle ve başvurucularla yaptığım görüşmelerden edindiğim izlenimler, kanaat. Bundan dolayı bir problemle karşılaşırsanız, Mutlaka bir avukata danışınız. Hani tecrübe paylaşımı yapıyorum ya da bu konuda bir avukatla çalışmanız her zaman faydalı olacaktır değerli arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler diliyorum.